Elin 12 yaşındayken annesini kaybetmiş. Hani gerçekten dünyalar güzeli deriz ya biz. İşte o dünyalar güzeli kızlarımızdan, genç kızlarımızdan biriydi. 17 yaşında hayattan koparıldı. Ve ben buna aşk cinayeti, yani bunun tanımı böyle olduğu için arkadaşlarım da VT'de böyle bir şey, ama aşk cinayeti denmesi çok hafif geliyor bana. Yani Değil ki zaten kesmiyor ya. yüreğimin sızısını. Hayır, aşk cinayeti değil ki bir kere. Aşk yok ortada ya. Ortada aşk yok. Bu sapıklık. Sapkınlık. Sapkınlık Ben yani. ona çok Saplantılı. aşıktım diyor ve hani sonra şöyle oluyor. Niye aşk cinayeti? Bunlar çıkıyorlar hakim karşısında. Efendim ben çok aşıktım, öldürdüm diyor. Bir indirime Yok. gidiliyor, bir şeyler oluyor ya. Bu saplantı. Aşk bir kere zaten karşılıklı olunca güzel. Diğer türlü platonik oluyor ve senin saplantınla ben ilgilenmiyorum bu durumda. Kızcağız zaten arkadaşlarına bunu zamanında söylemiş. Bir de bu çocuğun çok enteresan bir şey var. Sayfasındaki paylaşımları da hep böyle aşkla ölümü birleştiren paylaşımlar. Hani biraz inceledim. Enteresan yani. Eğer ben aşık olmazsam beni öldürün. Beni kesin. Eğer birini yürekten sevmiyorsan ölmeye mahkumsun falan. Öyle tuhaf. Hani ölümle aşkı birleştiren. Kafayı mı Hani... yedi? Bu kaç yaşında abi bu? O Bu 22 şerefsiz. yaşında. 21 20... 22 yaşında işte. yaşında bir tane gencecik bir çocuk aslında. Hayatı Tabii daha canım. anlamamış, öğrenmemiş. Bu sapıklık, sapkınlık neyin nesi ya? Bunlar Bu ölümle yok aşk ölmeyle aşkı birleştirecek kadar sapkınlık neyin nesi Bircan? şimdi rahmetli Helin bir ilişki yaşamışlar. Birlikte erkek arkadaşıymış ve Helin Bu yazın. değil ama değil mi? Bu değil. Bununla yaşamamış. Hayır onunla. Hayır. Onun aşkı yok. Onunla Bununla yaşamış mı? yaşamışlar, Hayır. bitmiş Bir Nihat. dakika, bu Öyle çıktı yaşamışlar bitmiş. haberlerin bir Yazın şöyle bir durum kısmında. var. Bak Nihat, yazın kız ayrılıp ondan, bu çocuktan ayrılıp staja başlamış. Çocuk önceleri çiçek Yanına yolladığı yaşadı aşktan ne olur kullanmayın herhalde ya. canım Ne bir oldu kafeye sanki gidiyorlar, şeyini oturuyorlar. Aynen evlendiler öyle. Leyla Mecnun iki tane çocuk mu O yaptılar aşkına önemsiz. aşkı bunlar biri 17 yaşında bu da aşkın ne olduğunu bilmez güzel melek kızımız Ay ya. tabii canım, melek Yazık ya. hanım babasının haline bak İlk babasının başta gün bu ne çiçekler aşkı ya. yolladığı staj gördüğü hastaneye, daha sonra ölüm tehditlerine başlamış. Yani çiçeklerin içerisinde benim olmazsan seni öldüreceğim gibi şeyler söylemiş. Bana göre de kız zaten bununla bir iki kere yan yana geldiyse tehditten gelmiştir ha. Gerçekten öyle. Çünkü kızın fıtrı, yani kıza bak, çocuğun görüntü, yani Kızın yan yana güzelliğine bak gelemezler. kurban olayım ya. İçim Sonrasında tabii parçalanıyor vallahi şu çocuk görüntüleri internetten görünce. biraz araştırınca silahları milahları, gitmiş demiş ki adama, ben bu silahı istiyorum. Adam demiş ki bu silahtan burada yok. Eğer kararlıysanız siz internetten sipariş edelim. O kadar kararlıydı ki diyor satıcı. Yani o yüzden internetten sipariş etmek zorunda Bu da kaldı. bir skandal. E tabii. Ya bir bombalı tüfek nasıl internetten sipariş edilip Bu alınabilir? bir. İkincisi, bir insan öldürülmek için neden pompalı tercih? Bu sap büyük şey. Katliam. Büyük yani, bir akıl almaz bir şey bu. Ha, normal silah da istemiyor. Adam pompalı ile parçalamak istiyor kızcağızı. Bu arada şöyle oluyor Nihat, yine sınıftan iki arkadaşı da yaralanıyor Evet, aslında kızla evet. birlikte. İki arkadaşı, birisinin de sevgilisi olduğundan şüpheleniyor bu sapık. Diyor ki sen benim işte sevdiğim kızla nasıl sevgili olursa, önce onu vuruyor. Helin araya giriyor, o ayağından O yaralanıyor. Diğer iki erkek. kişi de vurulmuşlar aynen. Ha. Helin araya giriyor ve sonra da Tamam da Helin'i karnından ilk böyle ay vurduruyor. bu Nişan da o vurdu. Allah aşkına biz şöyle yapalım. Yani bilmiyorum tabii sizin fikrinize de saygım var. Onu da söyleyeyim yani. Ama benim için bir türlü biri 20 yaşında, biri 17 daha reşit bile değil bu kız ya. Tabii canım Bak reşit bile değil ya. Minik. 17. 17. Hani 18 falan kanunen yasalar masada o ergenlikten çıkmış hayatı idrak etmiş algılanır. Yani hakkı batılı, iyi kötüyü, yalanı hakikati vesaire daha bir bilir yani tamam mı? Ama 17 yaşında olduğu için ben hem size rica yani bir öneri kabul edersiniz etmezsiniz bilemem. Diğer bizi izleyen gazeteci abilerimize, büyüklerimize, kardeşlerimize de önerim olsun. Şu konuyla alakalı meseleyi aşka indirgemek, aşk üzerinden bunu dillendirmek bence bu vahşeti hafifletmek gibi geliyor bana biliyor Doğru. musunuz? Özür dilerim. Zaten İlkay Bircan, cümleye de öyle başlamıştı. bence bunu Evet. hani böyle devam ettirelim. Yani Evet. çünkü efendim bu bununla aşk... Hayır abi bunların yaşadığı aşk maşk değil Bircan. Yok canım. 17 yaşında. Biz de buna böyle %100 katılıyoruz Evet. Nihat, ama Yok hani yok. olan da olay bu ve Evet. yansıyan da bu. Dolayısıyla bunu da aktarmamız Çocuk gerekiyor yani, kız ama. bunu hiç tanımıyor değil. Kızın bildiği birisi, Evet. onu söyleyelim. O yüzden söylüyoruz. Kız bunu nereden tanıyor? Belki bir araya yan yana geldiler. Ama Onu kızın zaten o bilmiyorum. Twitter'da Ha. şey var ya diyeceğim. Verelim o tweet'i de arkadaşlar Platonik bir ekrana. sapığım var Var. diyor şimdi. Evet. Sapık diyor. Kız bunun adını koymuş. Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya Korkuyorum korkuyorum. diyor. Son Şimdi 2 ayda da bir hiç paylaşımı var. çıkmıyormuş hiçbir Şimdi yere. platonik olunca bir iki ay çıkmışlar falan olmuyor. Sen dediğin gibi şu daha doğru geliyor bana. Kendi açımdan söylüyorum. Evet tehdit var. Evet. Kızı tehdit etti.
Kız korkudan bununla bir iki defa buluştu. Aynen öyle. Benim tamam. de aklıma bu geliyor. Evet, evet. Korkudan. Kız buluştu. Yoksa yani, ne kadar tehdit mesajları yollamış ya. Kız şöyle tweet atardı. Ya derdi birisiyle beraber oldum. Yani ne beraber olacak işte aşk maç neyse bilmem ne yaşadık. Ama ne olacak tamam, bir sinemaya gitmiştir en fazla. Ayrıldık şimdi de evet şimdi de efendim kabul etmiyor tamam mı? Eski erkek arkadaşım vesaire derdi. Ama soruyorum size ve ekran başı size de soruyorum. Allah aşkına daha kaç tane genç kızımız yok olup yitip gidecek, ellerimizden kayıp gidecek ya. Kaç hayat daha son bulacak? Bu kadar bedava. Kaç bahar daha kış olacak? Kaç gül daha sararıp solacak? Kaç yaprak daha dalından düşecek bir harekete geçmemiz için? Toplumsal bir tepki vermemiz için? Kaç çocuk daha toprağa gömülecek? Anne baba kendi elleriyle toprağa gömülecek o başörtülü cenazesini Allah aşkına ya. Şimdi çok haklısın Allah ya. Allah aşkına ya. Hiç önemi yok. Burada sevgilisi olmuş olsa... Her kocası, şeyi yaşamış olsa, kocası bile olsa, olsa ne fark eder? Bravo. Hiçbir şey fark yok, etmez. Artık fark ediyor. Niye fark ediyor biliyor musun? Bir cümle fark ediyor. Hiçbir şey fark etmez hayır, bence. Şu açıdan toplumsal algı olarak fark ediyor. Hafta sonu en az 20 tane karısını, çoluğunu, çocuğunu öldüren insan haberi vardı. Bak hiçbirinin değeri yok. Artık öylesine alıştırıldık ki Bircan, İlkay. Acı. Dünyanın en kötü şeyi alıştırılmak biliyor biz musunuz? Biz inadına alışmayalım. Bak alıştırıldık. Çalışalım. Alıştırıldık kardeşim. Bizim alışmamamız lazım. İnsan fıtratının kabul etmeyeceği derecede kötüye bizim alışmamamız lazımken biz maalesef kötüye alıştırıldık. Çok aa acı. Koca kocayı mı öldürmüş? Haber bile olmuyor. Ama kocasıdır değil mi? Nikahlı koca. Ya bana öyle dediler. Adam dedim karısını dövüyor dedik. Ya kocasıysa? Ne demek kocasıysa? Kocası dövebilir mi sokakta? Gerçekten doğru söylüyorsun. Haber bu, bile olmuyor. Alıştır. Haber bile değil bu. Şehit haberi geliyor. Böyle yapıyoruz. Ah! Aman 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 tamam iyi bugün 4 tane şehit olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ne bizim, 4 şehidi bile. Bizim evlatlarımızı hayatı için... Doğru. Bak bizim ekran başı bizim evlatlarımızın hayatı için, geleceği için, bizlerin refahı, mutluluğu, huzuru için, bizim eşlerimizin, annelerin huzuru, rahatı, mutluluğu, ferahı için kendi evlatlarını yetim bırakan, kendi ailelerini öksüz bırakan, eşlerini dul bırakan çocuk şehitlerimizin... Haberi geldiğinde böyle yapıyoruz. Ah 3 tane mi? İyi tamam tamam bir şey yok. Yok sayıyoruz biliyor musunuz? Her şeye alıştırıldık be. Evet, her şeye alıştırıldık be. Maalesef. Çocuk ölümüne alıştırıldık. Tecavüzlere alıştırıldık. Çocuk katliamına alıştırıldık. Efendime söyleyeyim. Anne cinayeti, kadın cinayeti. Her şeye alıştırıldık ya her şeye. Alıştırılmayın. İşte, alışmayın. Bir tek başımıza gelince ciyak ciyak ondan tabii, sonra tabii, bağırıyoruz. Yalandan yine hep iki gün. O Einstein'ın sabahki paylaşımı aklıma geliyor. Yalandan senin paylaşımın Nihat. Kötülüğe sessiz kalmak da. Kötülüğün olmasına vesile olmak kadar kötü gerçekten. Şimdi babanın gözyaşları benim çok yüreğime dokundu. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'la sarılırken ki ikisinin de o gözyaşları çok çok yüreğe dokunacak görüntülerdi. O yüzden bu hassasiyetle yürekten tebrik ediyorum. Ailenin yanında olduğumuzu tüm Türkiye olarak söyleyelim. Hepimizin kız kardeşi, kızı, evladı, ablası. Düşünsene 5 yıl önce eşini toprağa vermişsin. Yanına 17 yaşındaki kızını defnetmek evet, zorunda. Evet şimdi annesiyle yan yana aynı mezarlıkta koyun koyuna yatıyorlar. Ama onu bu hayattan onun rızası olmadan alanı Rabbim ıslah etsin ve en büyük cezayla mükafatlandırsın. Bu cani katil çelik yelekler giydirilerek yani çünkü linçten çok korkuldu ya da bir saldırı evet, olmasından evet. Adliyeye götürüldü. Evet. Tutuklandı onu da söyleyelim kaçmış değil. En ağır cezaları almalı ki bundan sonrakiler için en azından caydırıcı olsun. Allah aşkına başka kadın, genç kız, çocuk cinayetleri olmasın. Bu mesela şey var, vermeyelim. Bu kadın cinayetlerine karşı adam eşini öldürüyor, hafifletici neden sayılıyor? Bu hafifletici neden olur mu ya? Hiçbir hafifletici neden olmamalı. Neden olur bir insanı ya? Hayattan çekip almanın, hayatına son vermenin. Burada internetten pompalı tüfek satışının da inanılmaz önemli bir skandal olduğunu düşünüyorum. Yurt dışı menşeli bu internet sitelerinin büyük bir çoğunluğu. Ama her ne olursa olsun silahlara bu kadar çabuk ve kolay erişebiliyor olmakta ayrıca bir ben şu tepkime konusu. Bakın. Ben şunu söyleyeyim. Maalesef artık acıları da ötekileştirdik. Hem alıştırıldık, alıştık. Artık normalleşti. Tamam mı? Normal olmayan şeyler maalesef normalleşir hale geldi. Ama biliyorum belki iki gün yine Helin kızımızın da Helin dünyalar güzeli yani melek bakmaya kıyamıyorsun kıza. İki gün, üç gün o da hemen normalleşecek başka bir yere gelecek ama bizim toplumsal tepki olarak bir şeyler yapmamız lazım. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Yani toplum olarak ben yine onu söylüyorum. Ben Allah'ın hakka bakarım, hakkın söylemine bakarım. Hak öyle diyor. Arş-ı alemin sahibi
Geceden sabahı, sabahtan karanlığı çıkaran Allah öyle diyor. Kısasta hayat vardır diyor. Bak 1400 sene önce söylediği söz bugün nasıl zuhur ediyor? Tam manasıyla yaşanıyor. Allah yalan söyle. Muhakkak ki Allah doğruyu söyledi. Sadakallah. Kısasta sizin için hayat vardır. Yine söyleyeceğim. Son nefesime kadar söyleyeceğim. Son nefesime kadar söyleyeceğim. Siyasiler yapar yapmaz beni ilgilendirmez. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Bey oradalar. Allah razı olsun. Bu acılar hepimizin acısı. Ben yine söylüyorum, kısasta hayat vardır. Kısasın uygulanması lazım bu konuda. Tabii bir adalet sistemimiz var ama sen de temel yine gönlünden geçeni paylaşıyorsun. Abi. Bu arada biliyor musunuz, ya tabii anne olarak da şunu düşünüyorum. En ağır cezayı ver karşındakini, öldür zaten alsın en ağır cezayı, idam da gelsin. Ama elini hiçbir şey geri getirmeyecek. Dolayısıyla bizim bu ortamı da ortadan kaldırmamız, ne bileyim eğitim mi, bilinçlenme mi, insanlığı öğrenme mi, öğretme mi? Ama çocuklarımız bu kadar kolay kaybetmiyor olmamız bir de lazım. Benim çocuğum gidip bir kızı öldürdüğünde benim evladımı öldürecek bir sistem evet olmalı. Tamam idam evet ama bu sefer annenin babanın da canı çok yanıyor. Ben onların da çok büyük acılar çektiğini düşünüyorum. Evet en güzeli böyle ortamların yaşanmaması için dileklerimizi göndermek. Yoksa suçluya ceza evet bir şekilde veriliyor. Bu arada WhatsApp numaramızı altta verelim. Çünkü insanlar WhatsApp numaramızı kaçırmışlar. Altta verirseniz herhalde ihbarlar var. Bilmiyorum Bodrum'da bir şey olmuş. Verirseniz sevinirim. O yüzden evet. İnadına bu dosyaları biz de masaya getirmeye devam edeceğiz.